Evet arkadaşlar, bugünkü sizlerle teknoloji söyleşisinde konuşacağımız konu otonom arabalar. Yani nedir? Şimdi, biz tabii ki görme engelli bireyler olarak normalde araba kullanma gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Yani şu an için. Ancak aslında şimdi bahsedeceğim konu, bazı firmalar arkadaşlar dünyada kendi kendine giden otomobiller üzerine, hatta ülkemizde de biliyorsunuz TOK diye bir otomobil var ve bu tarz çalışmalar yapıyor ama dünyada da birçok firmanın özellikle kendi kendine giden otomobiller üzerine çalıştığını görüyoruz. Peki kendi kendine giden otomobiller ne anlama geliyor arkadaşlar? Ve örneğin engelli veya engelli olmayan, yani herhangi bir kişi fark etmeksizin ne anlam ifade ediyor bizler için? Bizler arkadaşlar aracın içine oturduğumuz zaman aracın engelli veya engelli olmayan biri o araçla çok rahat bir şekilde seyahat edebilecek ve o aracın kontrollerini kullanabilecek tabii ki. Peki bunu nasıl yapacak? Onu söyleyeyim size. Bu arada bunların hepsi araştırılmış ve üzerine bir buraya da gelmeden önce çalışma yaptım konuyla alakalı. Onları sizlerle paylaşıyorum şu an. Otomobillerin, bu tarz otomobillerin arkadaşlar kendi içerisinde bazı sensörleri var. Bu sensörler eskiden tabii bu otomobillerin sensörleri çok pahalıyken şimdi tabii daha da ucuz veya daha da uygun maliyetli bir duruma getirmeye çalışıyorlar. Bu elektrikli robot süpürgelerin üzerinde olan lidar sensörler, kameralarla dört bir yanını 360 derece tarayarak yolun durumunu, trafiğin durumunu ve yoldaki şeritlerin takibini yapabilen akıllı otomobillerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bu anlamda Tesla çok önemli bir çalışma yaptı ve Tesla aslında araçlarının içerisinde otonom sürüşe izin veren bir otomobil. Tabii ki tamamen şu an için açmıyor ama bazı ülkelerde, Kaliforniya gibi özellikle, bu otomobillerin otomatik olarak gittiğini görebiliyoruz kendi kendine. Ancak bunun seviyeleri var arkadaşlar. Örneğin dördüncü seviye otonom araç deneyimi, özellikle hiçbir insan müdahalesi olmadan aracın içindeki yolcuları kendi kendine taşımasını ifade ediyor. Şimdi şöyle düşünsenize, siz herhangi bir şekilde birine ihtiyaç duymadan aracın içerisinde sadece bindiğiniz zaman navigasyondan, ya bu telefonla aracı eşleştirmek ya da aracın arayüzünden de olabilir. Ki günümüzdeki tüm araçlar arkadaşlar ya CarPlay iOS üzerinden ya da Android Auto destekli. Gerçi Android Auto ile ilgili şu an o hizmeti kapatacaklarına dair şeyler falan var ama özellikle iOS cephesinde CarPlay gibi uygulamalar sayesinde arayüze, örneğin işte yapay zeka ile birlikte olabilir. İşte Siri kontrolünde örneğin, ki bazı araçlarda Siri düğmesi var bu arada arkadaşlar, onu söyleyeyim. İşte Peugeot'da olsun ya da işte BMW'de olsun ya da çeşitli modellerde olsun, Mercedes gibi. Bu şekilde araçlara nereye gideceğinizi söylediğiniz zaman arkadaşlar, bu araçlar navigasyon sistemi üzerinden önce haritalandırma ve rota planlaması yapıp daha sonra da 5G teknolojisi sayesinde, altını çiziyorum, 5G teknolojisi sayesinde kendi kendine giden otomobiller bizi bir noktadan bir noktaya götürebilecek. Sadece neye ihtiyacımız olur? Örneğin işte bir bağımsız hareket bilgimizin belli bir ölçüde olması ve aracın, dediğim gibi, yani hani birazcık da teknolojiden anlamak, işte bir mobil telefon kullanabilmek, bir navigasyon uygulaması kullanabilmek en temelde işimizi hayli hayli çözecektir. Şöyle araştırmalar var arkadaşlar, hatta şöyle elle tutulur çalışmalar var. Günümüzdeki bazı araçların kendi kendine park ettiklerini ya da bir noktadan bir noktaya özellikle insan müdahalesini daha az tutarak, sadece direksiyonda ellerini tutarak, mesela gören bireyler, bu tarz araçlar işte virajlarda virajı alması
ya da bazı düz yollarda gaza frene basmadan aracın kendi kendine ilerleyebilmesi gibi birçok özellik var. Hatta size şöyle bir çalışma anlatayım. Bu çalışmada da örneğin 5G teknolojisi, hatta bunu Ericsson gerçekleştirdi geçtiğimiz Dünya Mobil Kongresi'nde. Başka bir yerdeyken, örneğin başka bir yerdeyken, başka bir yerdeki otomobili içinde insan olmadan hareket ettirebildiler arkadaşlar. Ve bunu 5G üzerinden yaptılar. 5G iletişim teknolojisi üzerinden. Dolayısıyla 5G hayatımıza öyle bir noktaya getirecek ki, bağlantı hızları sayesinde araçların artık şoförleri kimin olduğunu önemli olmayacak arkadaşlar. Ha, burada şeyi sorgulayabiliriz. Arkadaşım, bir gören birey gibi biz işte aracın işte ne bileyim direksiyonunu kullanmak ya da işte vites atmak falan gibi şeyler hani deneyimleyemeyeceğiz. Peki şeyden söz edilebilir mi? Yani hani bir araç kullandık diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar, diyebilirsiniz. Çünkü şu kavram ortadan kalkacak arkadaşlar. İnsanlar, bu arada bu anlattıklarımı şey gibi düşünme. Yani hani çok böyle fütüristik düşünmeyin, gerçekten bunlar böyle küçük küçük geliyor. Engelli ya da engelli olmayan birey fark etmeksizin araçların kontrollerini çok rahat bir şekilde yönetilebilecek. Mesela bunu biz Ford Focus'larda da görüyoruz. Nedir bu? Örneğin bu araçlara siz sesli komutlarla araç içerisindeki klima, bu arada ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Araç içerisindeki klimadan tutun da bütün kontrolleri sesli komutlarla yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunların hepsi Türkçe. Hatta bu araçların içerisinde zannediyorum Sinan sesi var galiba. Çünkü ses tekli anlaşmışlar gibi duruyor. Ve örneğin işte klimayı aç, işte şu kontrolü yap gibi. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya giderken rota planlamamızı kendimiz yapabileceğimiz gibi, geri durumda da bütün işlemleri artık araca bırakabiliyor olacağız. Çünkü 5G iletişim teknolojisi bize bunları getirecek. Hatta birazcık böyle takip ettiyseniz, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinde de gördüm. Örneğin kendi kendine giden otobüs, kendi kendine giden kamyon, kendi kendine giden araçlar. Bunlar artık fazlasıyla hayatımıza giriyor olacak arkadaşlar. Hatta ben geçmişte Tesla'nın bir mühendisiyle yıllar evvel yazıştığımda, bunların hepsi mümkün. Ancak buradaki tek engelin yasal mevzuat olduğunu dile getirmişti. Şu an bizim en çok takıldığımız nokta yasal mevzuat. Yani herhangi bir kaza durumunda ya da şey durumunda şoför koltuğunda oturan kişi mi sorumlu ya da bizim ürettiğimiz araçlar mı sorumlu olacağı gibi bir durumu çözmeye çalışıyorlar dersin, ama o da zaten o konuda da bayağı bir yol kat etmiş durumdalar. Peki bu araçların teknik altyapısı nasıl? Görüntüden aldığı verileri arkadaşlar yapay zeka ile işleyerek, örneğin bir işte yayayı ya da yoldaki bir ışığı, bir trafik işaretini, bütün verileri arkadaşlar bir sunucuya gönderiyor. Bu basit bir sunucu değil tabii, böyle koca koca sistemler. Bu sunucuda biriken veri bir başka aynı model ya da belki de yarın bir gün yine otonom sürüşe sahip başka bir model de aynı veriyi kullanabilir. Şu bilgi gidiyor. Evet, eğer ben işte dur işaretini görürsem demek ki bu benim o yolda durmam gerektiğini ifade ediyor. Yani bir veri yapay zeka ile başka bir aracın o işareti gördüğü zaman ne anlama geldiğini anlatabilecek konuma geliyor. Ve arkadaşlar, gerçekten şunu zaman içerisinde siz de takip ettiğinizde çokça göreceksiniz. Kendi kendine giden otomobiller hayatımıza böyle küçük 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 girmeye başlayacak. Önce yarı otonom, ki bugün hayatımızda aslında bazı modellerde karşımıza çıkıyor. Daha sonra birazcık daha bunun bir üstü, ikinci, üçüncü ve belki de ilerleyen dönemde dördüncü seviyeyi de göreceğiz. Artık o zaman zaten herhangi bir şoför ihtiyaç olmadan sadece rotamızı planlayacağız ve araç bizi götürecek. Ve şu an şöyle söyleyeyim size, mesela bazı otomobil modellerinde otomobili arabanın anahtarından hareket ettirip
Bulunduğunuz konuma çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle özellikleri olan araçlar da var. Dolayısıyla artık bunların hepsi o kadar mümkün ve o kadar hayatımızda olacak ki bu konuyu da teknoloji söyleşileri kısmında sizlerle paylaşmak istedim. Yapay zeka artı kamera, görüntü işleme ve radar sistemleriyle birlikte hayatımıza yavaş yavaş bu tarz araçlar, donanımlar giriyor olacak arkadaşlar. Evet, bu konuyla ilgili merak ettikleriniz anlatma ya da sizin de böyle düşündükleriniz varsa alabilirim. Yoksa da bugünkü söyleşimizi kapatmış olalım bu anlamda. Mesela abi Evet, buyurun. Gelmeye sesiniz. bir tanesi şey üretildi, tank ondan sonra gece mesela gidiyor insansız. Düşün yani. Hani sizin SİHA'lar da öyle. İHA'lar, Ses SİHA'lar. geldi. S 450'ye bindim. Sinan sesi. Ama hey Mercedes diye hitap Evet. ediyorsun. Bu şekilde Evet. sana karşılık veriyor. Evet. Şey düşünsenize şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Hey Mercedes ya da hey işte şu. Ben şuraya gitmek istiyorum. Rotanız hesaplanıyor ve araç hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu çok da uzak değil. Şu an dediğim gibi bunlar hayatımıza girmeye başlayacaklar. Yani o arabada şu özellikleri yani ben çok merak ettiğim için gösterdiler bana konuştu. Hey Mercedes güneş vuruyor denildiğinde soruyor güneşliği mi açayım yoksa camları karartmamı mı istersin diyor. Ön camı karartabiliyor kendiliğinden güneş vurmuyor. Böyle bir özellikleri de var. Tabii bu arabanın lüksünden fiyatına göre özellikleri de değişiyor ister istemez. Evet, bunlar tabii daha da çok ulaşılabilir olacak. Belki de arkadaşlar bir grup düşünür de ya da bu alanda çalışma yapan insan da şunu diyor. Paylaşım ekonomisi. Yani nedir? Araçlar sizde olmayacak ama herkes o araçları kullanabilecek. İnsanların kendi otomobilleri olmayacak. Fakat dışarıda bu otomobiller gezerken adeta bir Uber hizmeti gibi faydalanıyor olacaksınız. Yani bu belki yarın bir gün bir servis olabilir, bir hizmet olabilir. Hatta bunun şimdi küçük küçük şeyleri var böyle hani olabilir mi diye böyle küçük küçük çalışmaları var. Örneğin işte ya Uber gibi ya da başka bir hizmet gibi siz bunu işte aylık abonelik sistemiyle araç sizi bir noktadan bir noktaya götürebilecek. Yani böyle şeyler de hayatımıza girecek gibi geliyor. Çok güzel bir şey. Güzel. Otomatik. Evet ben abla devam. Yo, sen de tamam devam et. Otomatik pilot deniliyor. Adı ne deniliyorsa ona alındığı zaman da 90 kilometre hız sabitleniyor ve o hızı hiçbir şekilde araç kendi kendine de olsa geçemiyor. Evet. Manuel kullanımda geçebiliyor. Onun haricinde geçemiyor. Bu arada arkadaşlar kazalar da tabii ki yani trafikte yaşanan bu tarz olayların da sayısının azalması öngörülüyor. Yani çünkü her şey bir sistemle bir düzende gideceği için bilgisayar insandan daha ince hesaplar yapabilir. Tabii şey yani günümüzde yani bu alana gelene kadar mesela Tesla tırın altına girdiği de oldu. Ya da başka kazalar da yaptı. Fakat o kazaları yaparken açıkçası bazısında hani şoför hatasının olduğu ya da bazı müdahalesel hataların olduğu söyleniyordu. Ancak tabii bazı teknolojiler geliştirilirken bu tarz şeyler oluyor. Ancak bunlardaki hata oranı çok 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 düşük. Belki de sıfıra kadar inecek. Özellikle arkadaşlar inanılmaz bir yatırım var. Bu yatırıma da en büyük desteği veren Intel firması. Yani bilgisayarımızdaki bizim işlemcimizin firması. Intel çok ciddi bir destek şeye veriyor. Bu alana yönelmiş durumda. Onun için hayatımızda bunları çok çok fazla görüyor olacağız. Bakalım gelecek ne gösterecek, bu konuda neler olacak ama zaman içerisinde çok pahalı olan bu araçlar normal bizim kullanımımıza kadar gelecek diye düşünüyorum ben. Yani düşünmüyorum, zaten Ama görüyoruz. şu an Düşünmüyorum, zaten görüyoruz. bazı araçlarda bu bazı özellikler var abi. Mesela şerit ihlali olsun, mesafe koruma, belli bir mesafe. Siz ne kadar arabaya gaz verirseniz verin de
hiçbir şekilde o öndeki arabaya çarpma şansınız yok. Çünkü mesafe koruması var. Ya da şerit ihlalini devreye bıraktığınız zaman şeridi değiştirip de karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışma gibi bir şansınız %0 oluyor. Evet. Kaldı ki geçtiğimiz yaz biliyorsunuz pek çok otobüs kazası oldu. Bunların önemli bir kısmı da şoförlerin uyumasına dayalı. Yani bunların da olmayacağını düşününce pahalı diye bir şey yok diye düşünüyorum. Evet. Çünkü insan hayatı, değil mi? Aynen öyle. Çok güzel bir konuya değindiniz. Aynen, aynen. Ve arkadaşlar yani şeyden bahsetmiyoruz. Gerçekten bir hayal değil. Yani geçmişte evet bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz her şey teker teker gerçekleşiyor. Çünkü uzay teknolojisi çok gelişti arkadaşlar. Bugün işte roketleri görüyoruz. Roketler sorunsuz bir şekilde bu uluslararası uzay istasyonuna sıfır hatayla astronot taşıyabiliyor. Ya da bugün işte bazı zenginler uzaya çıkıyor. Örneğin atmosfere çıkıp evet, geri geliyor. Gezi amaçlı, gezi amaçlı. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de bizim çocukluğumuzda hani hayal gibi olan Kara Şimşek dizisi vardı. Evet. Aynı o araç gibi o Tesla öyle düşündüm Tesla'yı. Evet, evet. Uçak da yaptılar hocam yolcu uçağı. Evet. Bunu da hiç okumuş muydunuz? Takip etmiş miydiniz? İnsansız. Yani pilot. Var, var, var. Zaten onların hepsinde otopilot teknolojileri çok gelişti. Şöyle söyleyeyim. Bu tarz teknolojiler önce askeriyede, sonra sivil havacılıkta, sonra da araçlara kadar iner aslında. Yani aşağı yukarı böyle birbirlerinden şey alır. Ne derler? İlham alırlar. Öyle söyleyeyim. Hep öyle olmuştur bugüne kadar. Evet arkadaşlar, umarım bu anlamda da sizin ilginizi çekebilecek ve birazcık da yani hepimizi, beni de çok heyecanlandıran bir konu. Çünkü kendi kendimize bağımsız bir şekilde hareket edebilmek hepimiz için önemli olmalı. Buna da katkı sağlayacak bir teknolojiden size bahsetmeye çalıştım. Önümüzdeki haftada erişilebilir beyaz eşyalardan konuşuruz diye düşünüyorum. O konuda da yine bir böyle bir bakacağım bakalım nedir ne değildir. Onları da bir detaylandırırız. İşte çamaşır makinesi gibi. Sarper Bey değil mi? Yanlış evet, evet. Okumadıysam. Bu beyaz eşya konusuna bakarken mesela geçen gün bir arkadaş Twitter'da paylaşmış. Kullanılan sesli programlar eklendiğinde fiyatının çok çok çoklandığı şey.